Dostlar selamlar. Daha önce söz verdiğimiz üzere çarşamba günü saat 19.07'de karşınızdayız. Altyapımızdan son gelişmeleri aktaracağımız videomuza hepiniz tekrar hoş geldiniz. Altyapımızda hangi gelişmeler olduğu, neler var bunlardan bahsedeceğiz. En son aylar önce işte altyapıların Mart ayına ertelendiği, açılmasının 19'ların başlarına oynanmasının Mart ayına ertelendiğinden vesaire bahsetmiştik. İşte o maçlar şükür ki artık başladı ve hemen hızlıca Fenerbahçe U19'dan e, haberlerimizi verelim istiyorum. Oynadığımız 12 müsabaka var bizim. Ligde bir maçımız eksik. Aldığımız 7 galibiyet ve bir beraberlikle topladığımız 22 puan sonucunda süper e, müsabakaların ardından e, U19 Elit Ligi'nde 7. sırayı almış bulunuyoruz. Hemen hızlıca kadroyla alakalı bazı gelişmelerden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Ligin başladığı süreçten günümüze dek form grafiği en çok artan ismi paylaşmak istiyorum. Hiç kuşkusuz en çok fites arttıran isim Kaan Öztürk oldu. Kendisi aslen bir 10 numara orijinli bir oyuncu. Fakat birkaç yıldır altyapılarda... Şubat 2019'da bize dahil oldu. Tıpkı Arda Güler gibi o da Şubat 2019'da bize dahil oldu. Ve Fenerbahçe'de sağ önde çok daha sık süre alıyordu ki bu sezonda sadece sağ önde görev aldığını görüyoruz. Oldukça başarılı işçilere imza attı açıkçası Kaan. Attığı gol var, yaptığı asistler var. Bahsedeceğiz hepsinden. Altyapımızla ilgili şu bilgiyi de vermek isterim. Ligin belki en genç U19 ekiplerinden bir taneyiz. 20 hatta 21 yaşında oyuncuları olan e ekipler var fakat bizim hiç böyle oyuncumuz yok 19 yaşında dahi 19 19'umuzda şu an hala Tek bir tane oyuncumuz var Dediğim gibi en genç ekiplerden biriyiz ama Bizim takımda dahi genç olan oyuncuları En genç olan oyunculardan bahsetmek istiyorum 16 yaşında Olan oyunculardan bahsetmek istiyorum Ahmet Necat Aydın Ki kendisi hiç U17 görmedi Arda Güler e Aynı şekilde 16 yaşında olan Bir diğer oyuncumuz Burak Özduman Aynı şekilde Yiğit, Efe, Demir ve Muhammed, Onur, Baş Yiğit gibi oyuncularımızın hepsi e, ya 2005'li ya 2004'lü ama henüz ayı dolmadı ve hepsi e, 16 yaşında hala e, oldukça genç isimler ve en skorer isimlerimizi paylaşayım yüksek müsaadenizle altyapımızdan ki en skorer oyunculardan bazıları mesela işte bahsettiğimiz genç oyunculardan, göz bebeklerimizden Arda, Güler... 4 gol, 3 asisti var oynadığı 10 müsabakada 7 kez tabelaya direkt katkı yapmış bir isim. Ali Arda Bulut var. Ardalarımız gerçekten çok başarılı. Kendisi 3 golünün yanı sıra yaptığı 2 de asist var. Arda Okan Kurtulan var. 3 golü ve yaptığı 4 asistle gerçekten büyük katkı sağladı o da bu sezon bize ve Fatih Yiğit, Şanlı Türk var. Yaptığı 2 gol, attığı 2 asist ve daha birçok golün hazırlanmasında büyük katkısı var Fatih Yiğit Şanlı Türk'ün ve işte bahsettiğimiz Kaan Öztürk. Attığı bir gol var, yaptığı 3 asist var ki bunlardan son asistini de son Rize Spor deplasmanında Arda Okan'a oldukça şık bir şekilde vermişti o pası ve galibiyet golü gelmişti. Çok değerli bir asisti. En çok oynayan oyuncularımızdan bahsetmek istiyorum. Oynadığımız 12 müsabakanın 11'inde görev alan 2 isim var. Kaan Öztürk bahsettik ve Uğur Kaan Yıldız kendisinden beklentilerimiz çok yüksek bu oyuncuların. Özellikle Uğur Kaan Yıldız şu anda kelimenin tam anlamıyla Fatih Yiğit'le beraber 18'er yaşındalar ve Kaptan Kemal Bayrak'la beraber takımın sırtlayan isimlerden birileri kendileri. Oldukça etkili performansları var. Uğur Kaan'dan da hızlıca bahsetmek gerekirse yaptığı iki asisti var. Bir tane çok güzel bir şutu direktten döndü. Yine arka direğe iyi bir top kesmişti zannediyorum 5 yaş maçı olması lazım. Ee, geçtiğimiz ay bir şut direkten döndü. Asisti direkte dön, döndü. Bir golü direkten döndü. Buna rağmen iki de asisti var. Uğur sağ tarafı gerçekten oldukça efektif kullandığını söylemem gerekiyor. O seviyenin çok üzerinde olduğunu her anlamda bize gösteriyor. Hemen hızlıca yine devam etmek gerekirse kaptanımızdan bahsedelim. Kemal Bayrak. 19 Ekim'deki yegane 19 yaşındaki oyuncu Kemal Bayrak. Geçtiğimiz sezonda ilk kez U19 yapmıştı Kemal. Bu sezonda yine U19 takımımızda kaldı ve kaptan olarak görev yapıyor. Çıktığı 10 müsabaka var. Attığı bir gol, yaptığı bir asistle gördüğü de iki sarı kart kibiri çok yerindeydi. E, e, takımımıza katkı sağladı. Açık konuşmak gerekirse Kemal Bayrak ile ilgili bazı şeylerden bahsedeyim. 6 ay önce bana Kemal Bayrak deseniz e, ki ben kendisini yıllardır en azından tanıyorum öyle söyleyeyim. En çok tanıdığım 3-5 isimden biri değil belki ama hatta 6-7 isimden biri değil belki ama tanıyordum ve açısı çok da ümitli değildim. Nitekim en son Türkiye U17 yaptı kendisi. Sonrasında bir sakatlık yaşadı. Sakatlıktan sonra açıkçası toparlanamadı. Tam toparlanacağı sırada tekrar ne olduysa nasıl olduysa bir şekilde eski Kemal'i izletemedi bizlere. U17 süreci açıkçası Kemal'in pek de iyi geçmedi. Ta ki geçen sezona kadar ki geçen sezon ilk kez U19 da yapmıştı. Ama kaptan bu sene gerçekten dolu dizgin dönmüş. Çok hazır ve nazır dönmüş. Görünen o ki pandemi sürecinde geçen sezon kapandıktan sonra da birçok muadili, bu birçok arkadaşı belki onun kadar beslenmesine, diyetine, sporuna, özel çalışmalarına, uyku saatlerine vesaire onun kadar dikkat etmediğini görüyoruz. Ya da o çok ekstra dikkat ettiğini görüyoruz. Kemal açıkçası yeniden doğuyor gibi. Ve ilginçtir işte o süreçlerden dolayı Kemal Bayrağ'ın profesyonel sözleşmesi yoktu. Kemal'in böyle bir şanssızlığı var. Ali Koç yönetimi geldiğinden beri birçok yetenekli gencimize profesyonel sözleşme veriyor eskinin aksine. Fenerbahçe'nin bu oyuncuları en iyi şekilde değerlendirebilmesi adına geleceği yatırım anlamında. üçer yıllık yeni mukaveleler, profesyonel mukaveleler veriyoruz. Ki az sonra bahsedeceğim Arda Okan'a en son verdik. Fakat Kemal Bayrağ'ın bahsettiğim gibi bu ana kadar yani Mart'ta başladı maçlar. Bunu henüz yeni yeni söyleyebiliyorum Mayıs'ta. Ee, gerçekten beklenen üzerinde bir performansı var. Daha önce ben bu kadar iyi olduğu zamanlar açısı hatırlamıyorum. Yani e, çok daha eskiye dönmek gerekiyor. Hafızayı beşer şaşar pek hatırlayamıyorum. Ama Kemal gerçekten üzerine koydu onu bu süreçte. Bu pandemi sürecinde. Kesinlikle öncesindeki sakatlıkları vesaire Veya sahadayken yaptığı açıkçası birkaç sakarlık, savrukluk hatırlıyorum yani onları. İyi bir izlenim bırakmamıştı bende. Bu kadar iyi olduğunu hatırlamıyorum hiç Kemal'in. Şu an gerçekten çok iyi. Dahası şundan da hızlıca bahsedip hemen sıradaki mevzuya geçeceğim. Kemal Bayrak geçtiğimiz yıllarda daha çok 6 numarada daha sıklıkla deneniyordu, oynuyordu. Hatta Sabek'te de görev aldığı süreçler oldu. Stoper'de de aynı şekilde. Ama bu sezon sadece ve sadece Stoper'de görev alıyor ve ayağı düzgün bir oyuncu. İşte fiziksel olarak hazır olduğunda, kuvvetli olduğunda... Yaş olarak da evet belki muadillerinden en az bir yaş belki büyük ama gerçekten o üstünlüğünü görüyoruz. Çok uzun bir boy olmamasına rağmen hava toplarındaki etkinliğini de görüyoruz. Ayağı düzgün bir adeta bir pasör stopere evrilmiş durumda. Mesela Bora Çuha'dan ki stoper tandeminde en çok oynayan arkadaşı daha iyi ayakları olduğunu mesela söylemem gerekiyor ki Bora da açıkçası geçtiğimiz yıla kadar potansiyeli Kemal'den de önde olan bir oyuncuydu. U17'de çok daha iyi maçlarını bize izletti. Bu sene de fena değildi. Onun da attığı bir gol var. Bora için kötü bir şey söyleyemem. Yani standartında devam ediyor açıkçası. Ama Kemal çok e, gaza basmış durumda. Bunu söyleyeyim. Hızlıca işte en son ki gelişme Arda Okan Kurtulana. Ki çok çalışıyor. İnanın bana e, fiziksel özellikleriyle altyapıda ön plana çıkan bir isim. Altyapılarda eğer fiziksel özelliğinizle ön plana çıkmıyorsanız yetenek muhakkak tabii ki olmalı ama şöyle bir sorun var. Şimdi aklıma Gülhan Üreyen ve daha birçok isim geliyor ama birçok yetenekli oyuncu eğer altyapılarda dahi fiziksel sorun yaşıyorsa bilin ki o üst yapıya geçtiği zaman Süper Lig'de vesaire asla ve asla tutunamaz. Maalesef böyle bir gerçek var. Çünkü e, altyapılar bir okyanus, süperlik bir deniz yani açık özür diliyorum altyapılar bir deniz, küçük bir deniz açıkçası. Ee, ...süperlik bir okyanus açık konuşmak gerekirse. Oradan oraya geçince gerçekten çok oyuncu afallıyor fiziksel olarak da. Yetersiz kalıyorlar. İkili mücadelelerde olsun, hava toplarında olsun. Yani yarım saniye topu ayağından geç çıkardığında... ...veya yarım saniye dönüşünü e, sekteye uğrattığında... ...çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Ee, ama Arda Okan bu noktada gerçekten fiziği en iyi olan... ...birkaç isimden biri hiç kuşkusuz o 19'da. Şu anda bahsettiğim 3 golü var, 3 asisti var. Kendisi aslında tipleme olarak Kenan Karaman mari bir oyuncu diyeceğim. Vedat Morişkalar belki <laughs> isim vermek istemiyorum. Mezzetme yapmak istemiyorum aslında ama karşıyımdır normalde ama isim vermek de bir anda işin kolayına kaçmak oluyor. Güçlü bir oyuncu. Kenar forvet olarak oynayan bir oyuncu. Çok santraforda da oynadı ama e, bitiriciliği çok üst seviyede dersem yanlış olur. Yani her sene 20-25 tane atan, içeri bırakan bir oyuncu değil. Mesela Gülhan Üreyen kendisinden bir yaş daha büyük olması lazım. Veya ay fark olması lazım ki İnegöl'e kiralık oyuncumuz. Bir yıl daha orada olacak. Çok daha mesela ondan iyi bitirirdi. Ee, ondan önce Yusuf Mertunç, Ahmet Hanköse hepsi Arda Okan'dan daha iyi bitirirdi. Açık konuşmak gerekirse ama Arda Okan kadar hiçbiri çalıştı mı? Veya fiziksel özellikleri Arda, Arda Okan'ın yaşında Arda Okan kadar iyiler miydi? Kesinlikle soru işareti bırakıyorum. Yani Arda Okan onların önüne geçebilir. Bunu e, söyleyeyim nacizane Hemen hızlıca statüden bahsetmek istiyorum. Nedir o statü? Bu sene U19'lar... Elit Alik ve Elit B'lik olarak profesyonel liglerde Süper Lig ve PTT 1. Lig'in e, altyapıları U19'ları oynuyorlar e, maçlarını ve bizim de ya, zannediyorum 8-10 maçımız kaldı bundan sonra yine müsabakalara çıkacağız ve lig sona erdiğinde az kaldı. Lig sona erdiğinde kabaca bir 45 gün 50 gün sonra yaklaşık olarak diyeyim e, playofflar oynanacak. Heh. Hatta daha kısa sürecektir. Hem hafta içi hem hafta sonu oynandığı için ama ilk 8'e giren takımlar playoff oynayacak. Ve sonrasında birbirleriyle eşleşecekler. Çapraz olarak öyle bir statü var. Aşağısı benim Nalizane altyapıyla ile ilgili yarışmacılık ve yetiştiriciye dair e, hep söylerim. Yine söylemek istiyorum hızlıca yüksek müsaadenizle. Ve o şekilde çok önemli olduğuna inanıyorum. O şekilde videoyu noktalamak istiyorum yüksek müsaadenizle. Aziz dostlar. Altyapılarda, altyapılar leş, oyuncular kötü, şu sonuçlar ne berbat falan filan demeyin lütfen. Lütfen. İnanıyorum sizlerin birçoğu bu şekilde davranmıyorsunuz ama atıyorum 7. sırada olduğunu gören veya evvelki sezon 11. sırada olduğumuzu görenler neler neler söylüyordu. Altyapılarda açık söylüyorum azizler yarışmacılık her zaman için sonraki plandadır. Önemli olan oyuncuların yetişmesidir. Yetiştiriciliğidir. O anda verdiği sonuç o andaki yarışmacılık anlamına verdiği sonuç ligi ikinci bitirmesi veya dördüncü, altıncı, sekizinci bitirmesi zannetmeyin ki seneye de böyle olacak, hep böyle olacak. Bu oyuncular onlardan kötü falan böyle bir şey yok. Yetiştiriciliktir esas olan. Sen o anda o saha sonucunu alabilirsin. Ama onların yaşı senden çok daha küçükse veya onların potansiyelleri çok daha iyiyse her anlamda ileride seni muhakkak geçeceklerdir. Sen 21 yaşına bir oyuncuyu hala o 19'u e oynatıyorsun. Özellikle Galatasaray ve Trabzon özellikle geçen sene bunu çok yaptılar. Ki o 21'lerin kapandığı ilk seneydi. Biraz da o yüzden. Bu yaştaki oyuncuları oynattılar. Fakat Fenerbahçe, Faraz'a konuşuyorum. Geçtiğimiz sezon 16 yaşına başlayan Ömer Faruk Beyaz'ı o 16'da oynatıyordu. Venice'lerini. 17 yaşına sezona başlayan Emir Miray Köksal'ı, Gürkan Başkan'ı, Venice'lerini oynatıyordu mesela. Karşısına 3-4 yaş büyüklerle beraber. Ama inanıyorum ki ve açık söylüyorum o Gürkan Başkanlar, o Emir Melek Öksallar, Ömer Faruk Beyazlar, diğerleri birçok oyuncumuz hepsini için söylüyorum ayrı ayrı. Onlar gelip o isimleri geçecekler ve geçiyorlardı. Bugün Taha Tunçlar, işte transfer Mark videosunda bahsettim ve niceleri oynamıyorlar mesela şu anda. Hekim kiralanmış mesela Taha iki maç bir ilk 11 hiç süre almamış bütün bir sezon boyunca. Ama bizim Eyüp Akçak ki geçen sene 18 yaşında başladı diye hatırlıyorum. 17 de olabilir. Şubat 2000 ikili. Eyüp Akcan Şubat 2002'li. Yani en az bir buçuk yaş daha genç. Mesela en az. Ee, dolayısıyla bu oyuncular bakın Eyüp şimdi gitti Tarsus'a. Tarsus'ta attığı gol var. Yaptığı asist var. Direkten dönen topu var. Çok başarılı işlere imza Çokça maça çıktı. 17 maça çıktı. Yani Fenerbahçe'ye Eyüp Akcan mı ileride daha çok şey verebilir? Tahtunç mu Trabzonspor'a şu an 21 yaşında olması lazım? Trabzonspor'a daha çok şey verebilir. Eyüp'ten 2 yaş büyük. Tabii ki Eyüp Fenerbahçe'ye tahtuncu Trabzon veren çok daha fazla şey verebilir. Şimdi bu potansiyelleri işlemek mesele. Altyapılarda o yüzden her zaman için yetiştiricilik esas olandır. Lütfen saha sonucuyla sadece yargılamayın. Ha, buna rağmen de saha sonucuyla bir beklentimiz mi olması gerekiyor? Playoff'lara kalsınlar mesela. Elbette ben de demiyorum gitsinler onun 14. olsunlar demiyorum ben de. Playoff'lara kalırlarsa orada önemli aksiyonlara girerlerse, önemli pozisyonlara, önemli işlere imza atarlarsa, önemli anları oynayabilirlerse anları oynamaktır mesele zaten. Benim için ziyadesiyle yeterli olacaktır. Altyapımızla alakalı gün be gün ben Recep Niyaz'dan beri Recep Niyaz'la başlayan bu sevdam hep e, uzaktan da olsa takip etmiştim. Yıllardır sadece sadece FB TV'den sürekli izliyorum. E, diğer altı yaş gruplarını da pandemiden dolayı izleyemedik ama inşallah önümüzdeki sezon onlar da oynayacaklar. Bir yıl kaybettiler maalesef. Sürekli takip ediyorum ve inanın bana son birkaç yıldır olan gelişmeler kadar hiç güzel gelişmeler olmadı. Gençlere profesyonel sözleşme vermek olsun. Ee, ülkenin çeşitli yerlerindeki birçok yetenekli gençleri, gerçekten en iyileri Fenerbahçe'ye kazandırmak olsun ve küçük yaşta, çok daha küçük yaşlarda. Mesela Arda Güler 14 yaşında Fenerbahçe'ye dahil oldu. Mesela ve daha niceleri. Ee, Arda Güler seviyesi bir oyuncuyu biz 14 yaşında alamıyorduk. Ömer Faruk Beyaz hariç. O da Kalbimizde bir yaradır. Her anlamda ilkti. Olmadı. Canımız sağ olsun. Mesela Recep Niyaz bahsediyorum. 16 16 buçuk yaşında falan Fenerbahçe altyapısına dahil olmuş bir isimdir Recep Niyaz. Senesine Aykut Kocaman A takımda süre vermişti vesaire vesaire. Uzatmayayım şimdi videoyu ama çok güzel gelişmeler olacağına yürekte inanıyorum. Bugün saat 13'te bir müsabakamız vardı. Umuyorum diliyorum kazanmışızdır. FBTV iç saha maçlarını sürekli olarak yayınlıyor altyapının. Bunu da böyle söylemiş olayım. Şu anda sadece o 19 var ama önümüzdeki sezon diğer alt yaş kategorilerini yayınlayacak. Haftada en az 1, 2 hatta 3 kez yayınlıyor FBTV bu maçları. Her hafta iç sahada olanları. E, lütfen takip edelim. O gençlerimize sahip çıkalım. Takımımızdaki gençlerle ilgili yorum yaparken sosyal medyada vesaire veya kendine ilgili değerlendirmede bulunurken o yetenekli gençlere geçen pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğine yürekten inanıyorum. Ee, onlarla inşallah başarıya da ulaşacağız. Sizleri seviyorum dostlar. Sağlıcakla kalın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sarı Laci, Güzel günleriniz olsun.